Star Trek 3. Sezon 22. Bölüm. Most Toys. The Most Toys hatta. Hmm. Bu bölüm e, yine değişik bir bölüm. E, Tabi bir önceki kadar bilmiyorum. Bakalım yarım saat konuşamayabiliriz ama yine de üzerine konuşacak konuları barındıran bir bölüm. Aslında özetle Enterprise e, Hitritium avına çıkıyor. Çünkü e, Beta Agni 2 gezegenindeki sular Trikanit zehirlenmesine... ...maruz kalmış da... ...işte bunu da e, temizlemek için... E, hitrityum lazımmış da... ...onu da evrende... ...tabii ki e, bir... ...tacir, böyle çakal bir... E, ...şimdi Yahudi diyeceğim ırkçı olabilir ama... ...genelde o e, şey... E, profiller öyledir ya o dönemin dizilerinde, filmlerinde de pek pek öyledir. Biraz oradan benzetme yaparak alıyorum ben de. Hani daha böyle çakal tacir. Kayseri de diyebiliriz aslında daha. <laughs> Kayseri Abi, olduğum için çıtımı yapabilirim. Yap <laughs> o da biraz sanki oyuncuya böyle şapka koymaca falanla bir tık. Evet. Harikaturize Yahudi gibi yapmışlar adamı gibi geliyor bana bilmiyorum ama hani Var. böyle vardır ya. E, zalim ve zengin e, Yahudiler dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Her şey, vardır ya. Her şeyi topluyorlar ee, komplocu. Abi işte var ya Leonardo'nun bütün yani. eserleri o adamdaymış biliyor musun? O adam inanılmaz biri falan. Aynen işte, <laughs> aynı. Ee, abi işte peki Ömer Baba Rockefeller'lar datayı almış <laughs> <mi> diyorsun. Nok <laughs> <laughs> kafeller. <laughs> loka, <lokafellerler> böyle biraz. <laughs> geldi bana bölüm biraz. Ee, yani en azından şey kötü adamımızın karakterizasyonu, kostümü falan açısından öyle geldi. E onun işte bence bölüm güzel bölüm. Kafası güzel çalışan bölüm bir yani yani. Aynen ya data zaten böyle bir Uber şoförü gibi başlıyor işte. Hitritiumu bir sen taşırsın kral falan deyip orada böyle bunu <laughs> alıyorlar. Sonra öldürdü gösterip orada biraz şey plota girerken şey biraz zayıf tabii. Aa data patladı öldü e, Peki abi falan deyip <laughs> böyle bir an az bir üzüntüyle sonra bulur muyuz lan falan deyip tekrar geri dönmedi. Birazcık orada bölüm motivasyonu düşük başlıyor ama ilerledikçe özellikle Data ve e, karakterin adı da Fajo. Ha, Fajo karakteri arasındaki diyaloglar bölümü güzelleştiriyor. İşte Fajo karakteri ta dünyanın e, eski antik dönemlerinden beri işte eserleri topluyor. Beyzbol kartlarından tut da işte Mona Lisa'ya kadar eski artık bu dönemde eski kalmış ki şu bugün dijital NFT'leri konuşuyoruz yani. Dijital olmayan eski eserleri toplayıp en sonra data yere geçirdiği için çok mutlu. Çünkü onu böyle işte bir ilk poz tek pozitron beyinli işte Android onu böyle oturtacağım. İşte başka arkadaşları gelecek. Onlara böyle şovunu yapacağım falan tarzı çok hoşuna giderek alıyor ama orada esas konu şuradan başlıyor sanırım. Data bir noktada şunu diyor. Ben seni diyor aslında özgürleştirdim. Yani sen evet benim malımsın ama sen zihninin kontrolü kısıtlanmış. Bir askeri hizmetler için aslında pardon, askeri bir temsil için hizmette Geldim, bulunan ben... Heh, tamam Geldim. Gel, Köy gel. sesi geldi. Kayıda gelmesin diye bir kapıyı kapattım. Buyurunuz. Tamam. Yani askeri bir hizmette bulunan aslında kontrol altında tutulan biriydim. Ben seni özgürleştirdim artık özgürsün. Ama benim malımsın bir yandan da illüzyonunu kullanan bir yapıda onu böyle koreksiyonuna katıyor. Burada aslında güzel muhabbetler başlıyor biraz. Abi e, ilginç yani e, birkaç bölüm önce şeyden bahsetmiştik ya <laughs> hatırlıyor musun? Mass Effect hani, bazı Star Trek <laughs> konseptlerini çok iyi kullanıyor falan diye. Ya mesela Mass Effect'in doğrudan The Collector diye bir tane DLC'si var Mass Effect 2'nin. Aa çok iyiymiş. Yani aşağı yukarı bu durum oluyor birebir. Bir. Ee, Collector konsept... konusu Marvel evreninde de vardır ya işte oradan çıkar hatta eldiven konusuna falan da oradan geliyoruz hep. Tabii. Ee, Collector derken bu arada Collector ırkı değil. Bir de Collector diye bir ırkı var. O değil. Koleksiyoncu bir tane herif var. Onun oldu DLC burada Oyun oynayanlar için düzeltip. düzelteyim. Ee, Most Toys bölümüyle alakalı benim hoşuma giden şey gerçekten e, böyle bir güçlü ve narsist bir adam. Yani böyle kötü adam olarak hani böyle he he kaptan Picard sizi kandırdık işte lazerle atışlayacağız <laughs> şimdi falan tarzı böyle biraz push Romulan tiplemesi var ya böyle geliyor evet, sürekli evet. böyle bir <laughs> falan yapıyor. Yani öyle bir kötü romulan falan tarzı değil yani askeri olarak bir düşman değil de çok daha böyle ya da işte şey falan çıkıyor bile. Koloninin lideri kendi kolonlarıyla sevişiyormuş abi falan hani bu tarz adamlar çıkıyor. <laughs> <ya böyle. gülüyor> bu bu biraz daha farklı. Burada gerçekten biraz dünya, dünya tipi bir kötü adam görüyoruz. Böyle ilk sezonun son bölümünde ee, buzdan uyandırdıkları zengin bir adam vardı ya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evet. Şok oluyordu. Ya, benim param var yani, lan. param param nerede benim falan. İşte şey de çok ilginç geliyor bu arada. Yani bir kere onun farkındalığı geliyor bu bölümü izlerken. Yani federasyon evet parayı kaldırdı. Federasyon kendi içerisinde para kullanmıyor. Ama galaksinin geri kalanı para kullanmaya devam ediyor bu arada. Evet. Yani kredi kullanmaya devam ediyor. E, galak şey, federasyon da onlarla bir ticaret içerisinde aslında. Yani ne kadar kendi içerisinde e, paraya dair bir şey bulunmasa da galaksinin geri kalanında tüccarlar ve zenginler hala var ve sınırlı mal da çok yani birçok şeyi aslında geminin içinde bir e, makineye dokunup tabii yiyecek içecek için bunu yapıyorlar da ürettirebiliyorken birçok şeyi de hala ürettiremiyorlar belli ki oradan yani e, bu da biraz tuhaf yani her şeyi sen orada yapıp kopyasını yapabilirken belli kimyasal kısıtlı konularda da hala elin dar yani o kadar da rahat değilsin bana da tuhaf geliyor bu arada çünkü işte replikatörler çıkınca paranın ortadan kalkması falan filan bunlar çok <laughs> e, standart bir takım konular yani. Ama replikatör de sonuçta havadan üretmiyor bir takım kaynakları kullanarak üretiyor ya Hı -hı. E, muhtemelen yani oradan bir hani tamam kardeşim yani 5000 tane şeyi replike ettik de 300 tane şeyi de replike edemiyoruz gibi bir yere herhalde. Bağlıyorlar diye düşünüyorum ama bir yandan da işte böyle kısıtlı kaynak tüccar koleksiyoncu falan yine next generation evrenin içerisinde bu öyle tipler görmek e çünkü ilk sezonun sonunda ancak bir parodi olarak geçmiş zamandan kalmış gibi bir şey görmüştük o adamı. Yo bu evrende de zenginler varmış ve aslında şeymiş yani galaksinin içerisinde değil tabii galaksinin dışındalar. Zaten şey bölümünde de konuşmuştuk ya bunu. Hmm. E... Portal açıp kapanan keşfettikleri portal için hmm, evet, gelip gelip herkes teknik başlıyor ya. Aynen bir pazarlık durumu oluyor. Yani federasyon dışı alanlarda bu tarz şey hala var. Bir bu var benim dikkatimi çeken. İkincisi senin dediğin gibi böyle bir narsist kontrolcü bir adam tiplemesi. Ee, her çok... şeye gücü olduğu için her şeyi yapabileceğini düşünen bir adam tiplemesi. Orada data'nın adamın emrindeki diğer kadınla yaptığı sohbet... Çok güzel bir sohbet. Hani sadece beni değil seni de zaten kuklası gibi tutuyor burada. Muhabbeti çok anlamlı bir muhabbet. Evet. Şeye geliyordu biraz zaten. O kadınla diyaloğu aslında şöyle güçleniyor da DT onunla yakınlaşıyor. Aslında zaten adam biraz onu istemiş gibi onu öne sürüyor. Çünkü T devamlı insani ahlak ve insani duygular üzerinden vurmaya çalışıyor bir yandan hani Bir yandan şunu diyor e, sen çıplak gezmeni isterim ama sana ahlaki duyguların yokken bu yüklenmiş ve giyiniyorsun diyor. Sonra vicdanı üzerinden vurmaya çalışıyor. Kadını öldüreceğim diye tehdit edip giyinmesini sağlıyor. Kaçarken de aynı konu var işte orada o kavgalar içerisinde yine kadını öldürmekle tehdit edip e, vicdani bir sorgulama içine sokuyor. Tabi bu bölüm biraz şey gibi de hep böyle Data'nın gelişim bölümleri var ya biraz ona da hizmet ediyor. İşte gülmeyi öğrendi, espri yapmayı öğreniyor. E, Vicdanını işte geliştiriyor. Bir yandan da en sonunda da şey intikam duygusunu ekliyor. ya ben bugün bunu öldürsem sen intikam için peşimden mi geleceksin gibi. Oradan da o duyguyu öğrenmesini sağlayacak bir tetikleme yaratıyor mu daha görmedik ama en azından o da konu konu ediliyor bu bölümde. Ya bilmiyorum. Dathan'ın bu gelişim bölümleri benim hoşuma gidiyor. Yani çıkış noktası da güzel. Özellikle de Fajo gibi bir karakter, liberator, işte özgürleştirici gibi böyle biraz yalancı. ...dünyadan bir karakterle... ...aslında insanlara... ...genel bir temsil de yapılmıştı... ...vicdanınızla oynarlar... ...sizi... ...işte gereksiz intikam duygularına sürüklerler ...sizi işte bir collection gibi görürler... ...çünkü günün sonunda da şuna geliyor... ...kendisi de böyle olduğu için... ...yakalandığında hapse konuluyor... ...ve Data bayağı aslında ona hırslı bir şekilde gidip... ...bak şimdi ne oldu... ...ben senin mi koleksiyonun oldum diyor... ...evet gibi bir şeye getiriyor yani... ...aslında hırslanıyor... ...yani bu açıdan da Data'nın gelişimini görmek güzel... ...ee... Şey de ilginç. Aktör e, Saul Rubinek. Hollywood'da çok gördüğümüz bir sima. Hmm. Yani gençliğinden belki gözünü ısırmıştır birazcık evet, ama biz çok bir tanıdık. Böyle. Yani böyle hep şeydir. Bir takım dizilerde böyle yan rollerde görmüşüzdür onu. Ne bileyim işte Stargate'de bir iki bölümü var. Ee, benim hatırladığım Warehouse 13 diye bir tane çok izlenmesi değil ama böyle X-Files'ın Farklı versiyonlu bir dizi vardı. Bilmem hiç bakmışlığım var mı? Yok ona Doğruluk. bakmadım. Devletin gizemli işler yürüten adamı falan gibi vardı. Ee, şeyde Person of Interest'ten hatırlıyorum ben. Bir iki bölüm böyle bir avukat mı bir şey oynuyordu. Böyle bir şey tip olarak tanıdık bir tip aslında. Ee, sanki Tipi de şeyde, çok yatkın böyle şeylere ya. Yani. <laughs> sanki anladım. şeyde vardı. Lost'ta vardı falan diye hatırlıyorum. Yani böyle ilginç bir karakter e, tipleme olarak tanıdığımız birisi yani o bana şey geliyor bir de böyle hani böyle büyük aktörlerin gençliğini burada görünce ilginç geliyor sonradan hatırlıyor musun bilmiyorum bir önceki sezon yok bu sezonun başında galiba şeyi de görmüştük ya çünkü e, Scrubs'daki kötü ha, evet. doktoru görmüştük ya böyle evet yani, ya adam orada da yaşlı hala <gülüyor> <gülüyor> yani adam o tip onun pek değişmemiş bu son, 40 yıl yaşlanmış ama oradaki abimin tipi aynıydı Onlara rastlıyoruz. E, bu bölümdeki şey bana ilginç geliyor abi. Böyle bir e, data'nın tatlı direnişini kırmak için e, şeyi tehdit ediyor. E, kendi yanında çalışan kadını tehdit ediyor evet. ve onun gücünü <laughs> kaybettiriyor bir yerden. Kendisine o inancını kaybettiriyor. E, sonra bir tanesi işte silah çıkartıyordu. Diyor ki bu evren yasaklanmış en şey silah falan. Eyvah diyorsun herhalde Çeko'nun kuralı patlayacak biraz sonra silah. Gerçekten de biraz sonra silah patlıyor vuruyorlar kızı. Ay! <laughs> ya böyle evrende yasaklanmış silah falan deyince ben inanılmaz bir şey bekledim. Böyle biraz onu yapamamışlar onu söyleyeyim. Bir tık bana tırt geldi. Yok ediyor sadece. Evet, evet ya böyle içten yanıyor kız tamam da? Yani e zaten şey de yapıyor abi normal silahda ölümcül aldım mı çat diye öldürüyor yani hani, evet. yok ediyor. E Federasyonun ki çat diye öldürüyor eyvallah. Ama şey de saçma. Yani pompalı tüfekle vurduğunda da hani göğsü parçalıyor insanlara acı çekiyor falan filan. Yani böyle biraz şey oldum. Ben böyle ilk silahı bu bölümde anlatıyor işte federasyonda yasaklı bu silah işte şey yapıyor falan. Dedim ki eyvah ne yapıyor acaba hücreleri terse mi çeviriyor kanını mı kaynatıyor <laughs> İşte hani. Şey bir silah mı? Hani vuruluyorsun ve 5 saat, beş saatte ölüyorsun ama garanti ölüyorsun falan gibi bir silah mı? mesela. Yani böyle şey öldürme amaçlı değil, güçlü değil, acı çektirme amaçlı. Ben böyle aşırı zalim bir silah zannettim. Neticede ışık tabancası çıktı abi. Attığın kişi disintegrate oluyor cıvvvj diye. Ya bu yani tek bir bulun vurulunca disintegrate olmayı ilk kez görmüyoruz Star Trek'te. Yani random robotlar ateş edince filan da disintegrate olan çok gördük böyle. Evet. Ya bu arada ya oğlum falan. silah ins, oğlum alienlar var böyle bütün zaten galakside. Yani gezegeni değiştiriyor. daha tehlikeli değil mi? Onları hapsetmediniz. Silah mı sakladınız? <laughs> <laughs> filan. <gülüyor> yani evet hani ...silah biraz abartıldığı kadar... ...aman aman bir silah çıkmıyor... ...ben bu bölümle alakalı ona çok takıldım hatırlıyorum... ...çünkü o ateş etti bakalım ne olacak diyordum... ...çünkü gerçekten şeyi bekledim... ...hani böyle... Ee, ...kız vurulacak diyecek ki ben kesin ölüyorum... ...çok acılar çekecek sürekli... ...data diyecek ki dur artık acı çekme... E, ...gel ben seni götüreceğim... ...biz seni gemide tedavi ederiz... ...hayır bunun tedavisi yok beni bırak... ...kız bağırıyor yanlarda canı acıyor... ...böyle işkence aleti gibi bir şey zannettim ben onu... E, aslında biraz da bölümün sonunda zaten e, data neticede karakteri vurmaya karar veriyor. Yani hiç can aldın mı diye soruyor şey buna Fajo. O da diyor ki almadım. En sonunda bölümün sonunda adamı öldürmeye karar veriyor. Evet. İşte o sanki o yani sanki şey gibi düşündüm. Ya yani bölümü yazanlar da kızın çektiği acıyı sanki daha yüksek tutmuşlar ki yani artık çünkü data Data'nın gözünde ilk kez birisi vurulup ölmüyor açıkçası sandın Hı. mı? Kız Biraz da iyi. burada şey böyle, bam ay, ay falan gidiyor. <laughs> <de ölüyor, gülüyor> ben bekledim ki herifin böyle artık işkenceci, iğrenç hani böyle seyirci olarak sen de diyeceksin ki lanet olsun bu herif. Ne pis herifmiş diyeceksin. Data hani o eşi orada aşacak falan gibi düşünmüştüm. E, çünkü bence bölümün sonu şey ilginç. Yani <laughs> dediğim gibi Data Romulanlar'la da karşılaştı. Üç bölüm önce Tin Man diye bir şey izledik. Orada da koca gemi oradan oraya bir şeyler attı. Bir şeyler oldu. Teleportasyonda silinenler oldu. Zamanda kaybolanlar oldu. Adamın içine ışık girdi. Hamile kaldı. <laughs> Troy 5 dakika durdu. Çocuk büyüdü gitti. Anladın mı? Yani Zamanın içerisinde Picard pikarda pikar döndü filan. Neler oluyor yani? <laughs> hani e, bütün bunlar Data'ya insan öldürme eşiğini atlatamadı da kadın vurulunca eşi atladı. Bir tık şey kaldı. Yani bence orada Fajon'un ne derece bir zalim olduğunu kadının ölümünün daha acılı olmasıyla yansıtacaklardı. Çünkü silahı öyle anlatmışlardı. Ama sonra dediler ki abi dediler televizyonda yayınlanırsa ay PlayStation 5'imi düşürdüm ya. <laughs> evet. Hayda. Yakıştı. Sonra dediler mı? herhalde olan bunu televizyonda yayınlayacağız. O kadar abartırsak şimdi sıkıntı olur dediler belki de çünkü anladın mı? Şey değil. Kabloda yayınlanmıyor bu. Televizyonda yayınlanıyordu o vaktin şeyiyle. Yani millet A dizisinden zaplarken bir anda gözü çıkmış birisini görmesin falan diye düşünüp hanımefendinin ölümünü biraz kızmışlar. Kızmışlar. Ee, o da bir tık böyle anlam bozukluğu yaratmış bence bu bölümde. Bir tık, ben bir ona takılıyorum yani. E Olabilir evet. Biraz orada motivasyon olarak inanılmaz güçlü kalmıyor ama de, belki de şunu düşünmüş olabilirler. Data da ilk kez e, aslında hiç hissetmediği bir özgürlük hissini kaybediyor. Belki de işte kadınına da ee, onun üzerinden o bir empatik em, empati de yok ki adam yani de işte Yani o da oluşacak gibi düşünüp mü artık hareket ettiler bilmiyorum. Evet biraz zayıf kalıyor motivasyonu onda haklısın ama evet e, o tek kalması, yalnız kalması üzerinden kadınla işte e, empati, vicdan ve intikam e, üçgenini e, yaratmalarının en azından fikir güzel. <laughs> o üçgeni yaratma fikri güzel ama evet uygulama konusuna katılıyorum. O kadar o kadar güçlü anlatamamışlar yine em çok pardon. Empati de bu arada yani bir şekilde aslında data da var. Çünkü şey var ya e, data öldükten sonra e, şey taşın. tamam, <laughs> evet anladım mı? Yani gidip eşyalarına bakıyorlar. E bu adam hala resim yapıyor. Evet ya de, şeyini bakıyor. saklamış falan. Çok güzel oğlum onlar. bayağı duygusal yani. Yani şeyi bilemiyorsun tabi Hani Pinokyo olduğundan mı saklamış? Yani ya bir insan oldu, olsa saklardı deyip insan olmaya çalıştığı için mi saklamış? Yoksa hakikaten ey gidinin taşa be. Ne zamanlar yaşadık biz sende gibisinden bir saklamış. Bilemiyorsun böyle gizemli bir yapım. Tek... Bu arada Heh. Star Trek Picard diye bir dizi çıktı biliyorsun. Evet. İlk bölüm bir iyi gibi mi? sonra çok kötü gibi dediler ve hiç bakmadım evet. <laughs> i̇şte ilk bölüm ama yani ilk bölüm de iyi gibiydi. Sonraki bölümlerle birleşince ilk bölüm de üzücü oldu abi. Yani şöyle söyleyeyim sana. <laughs> Şimdi bu bölümde Data ölüyor. Eee bölümün sonunda ölmediği ortaya çıkıyor burada. Bölümü izlemeden biz izleyenler için yani Data'nın öldüğü bölüm değil bu. Data bölümün başlarında ölüyor zannediyorlar. Ve evet. e bütün herkes öldüğünü kabullenmeye çalışıyor filan. E, şimdi Picard'ın Data'nın ölümü karşısındaki tepkisi şöyle. Vay be. Çok Demek Data öldü ya. ha. Yerine Borf'u geçelim o zaman. Evet engage falan diyor. Ve <laughs> Sonra da Worf yenge Elif diyor ya orada Worf'a Data diyor bir yerde falan. Değil. Evet tam da unutamıyor. Ama böyle <laughs> Yani şeyi de görüyorsun hani böyle Picard böyle şey olmuyor yani. Ne? Data öldü mü? Hayır! <laughs> Olamaz ki zaten öyle bir yapısı Hayır, yok. Yani böyle yani. bir, bir de böyle bir samimiyetleri de yok datayla yani anladın mı? Data'yı iki kere üç kere ipten aldı falan diye. Yani şey çok ilginç bir durum. Böyle Picard böyle Data Data falan bir herif değil. Şöyle bir herif. Bu diyor benim ekibimden bir adamdır diyor. Ben bunun haklarını sonuna kadar savunurum diyor taş olsa da orman olsa yine savunacak. Yani Picard aşırı prensip bir herif ya. Tabii. Bir, ama bir de bu bölümde Jordi'ye bak. Şimdi Jordi Data öldü diye baya böyle Data hayır <gülüyor> 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 falan uykusundan uyanıyor böyle falan kafaya Jordi takıyor. biraz mutsuz adam evet. <laughs> ee, şey işte Wesley kafaya takıyor nasıl geri alırız falan. Ama yönetim diyor ki yani ne yazık ki çok sevdiğimiz bir subayımız öldü yani. Askeri görev subaydı ölür. Hani anladın mı bir noktada artık bunu eee Beslen'in babası da öldü yani. Bir sürü insan ölüyor. Yapacaksın. Yani ölüm bir şekilde askeri bir parçası deyip onlar kabul etmişler. Devam ediyorlar. Niye bunu vurguluyorum? Olur da bir gün Star Trek Picard'ı izlersen diye vurguluyorum. Bu kadar. <laughs> <laughs> Bilmiyorum izler miyim ama tamam. Bunu yazdım bir kenara. <laughs> bir gün Star Trek Picard'ı izlersen The Most Toys bölümünü hem seyirci için söylüyorum hem senin için söylüyorum. abi Unutmayın. Belki ileride dikey çakış yaparız Picard'a. <laughs> abi e, evet yani Picard dizisinin Discovery'nin ikisinin de bence çok net dikey çakışa ihtiyaçları var ama onları da dikey çakacağıma açıktan gömmeyi tercih ederim ki genel olarak Star Trek okur yazarlığı dünyada daha artsın isterim yani çünkü öf, ne kadar kötüler Zaten evet, e, Most izlerken de ne yazık ki falan filan ya öf, ne bileyim bu dizileri de yaptılar yani abi bazen diyorum ki ben ne bileyim <laughs> evet. Çok daha derinlikli düşünüyorlar ya. Yani en azından yeni, yenilerden daha derinlikli düşünüyor olmaları tatsız mı, tatlı mı? Ben de arada kalıyorum yani. Okey, e, bu bölümde okay. bitiriyoruz o zaman. E, tamam. 22. bölüm olan The Most to Tamamladık. Bu sonraki bölüm e, Sarek. Bir vulkan geliyor, bir vulkan geliyor e, konuşacağız. Vulkan geliyor. Volkan geliyor, Volkan gidiyor. Haydi görüşürüz o zaman, bir sonraki videoda. <laughs> <bölümde. gülüyor> Haydi bakalım. Haydi bay bay. <laughs>